baktım adam almış ayranları. Yardım için dağıtılan ayranları bir şeye satmaya çalışıyor. Kampa gireceğim. İnşallah bakalım şu pandemi biraz bir şey olursa aşağı doğru giderse. Tırmanışlara devam. 20 gün planladık. Şeyciler ana kamptan yukarıya 4-5 günde normalde şeyler çıkıyorlar. Dağcılar ama 10 çıkan kişiden 3'ü kalıyor orada. Evet. Şeyden burada İnönü yerlisinden Erciova'ya çıkıyorum. Asıl şimdi Everest için çok yüksek rakımda biraz şey yapmam gerekecek. Kondisyonu derler mesela her kazandıkları zaferde üzerine bir çeltik atarlar bir şeyde. Üzerine sapın üzerine. Bunların ucu da kalem. Bu da yazar olduğumu şey yapıyor. Bir 5 kişilik sağlam bir ekibimiz var. Kaya gibi bir ekip var. Onları da şimdi saklıyoruz. Onlar da bildik tanıdık insanlar. Deprem doğal bir olay aslında. Biz onu maalesef biz onu felakete çeviriyoruz. Bu enkaz denen şey çaresizlik bir yerde aslında. Şimdi 3 gün enkazın altında kaldığım için biliyorum. Bugün de bir haber daha aldık. Mutlu bir haber daha aldık. Yani bir bebeğimiz daha 90 saat sonra, 92 saat sonra enkazın altından çıkmış. O 3 günün neler yaşadığını ben çok iyi bildiğim için o küçük çocuğun neler yaşamış olacağını inanın tezahür edemiyorum. Ha, bizim için gerçekten mutluluk verici ama bir yerden de durup düşünmemiz lazım. Yani bu çocuklar, bu bebekler neden enkazın altındalar diye. Yani neden bizim binalarımız yıkılıyor? Hani bizim aslında ben 17 Ağustos depremi sonrasında da söyledim. Hani bizim problemimiz aslında bina falan diye çok ciddi bir ahlak sorunumuz var aslında. Ben 17 Ağustos 99 depreminde insan yığınlarının altında kaldım. Yani o kültürsüzlüğün, cehaletin, bilimden, fenden uzaklaşmış olmanın enkazının altında kaldım. Ve görüyorum ki bugün de halen o maalesef devam ediyor. Deprem bir gerçek. Önümüzde depremler olmaya devam edecek. Bizim artık silkelenip asıl özümüzde olan o kendi kültürümüzü, o dürüstlüğümüzü, o ahlakımızı yeniden kazanıp binalarımızı, şehirlerimizi artık ona göre kurmamız gerekiyor. Yani bizi enkazdan kurtaracak tek şey budur. Yoksa elbette ki çok takdir ediyorum çalışan arama kurtarma ekiplerinin çabalarını, gayretlerini, iyi niyetlerini. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ve umut ederim ki inşallah bir daha bu ülkedeki donanımlı olan o insana ihtiyaç duymayız. Şu anda yine bir hazırlık içerisindeyim. Bir zirve noktası yapacağım. Henüz daha onu açıklamıyoruz. Ama bu arada 2 tane dünya serbest çalış rekoru kırdım. Yaşam koçluğu yapıyorum. Kocaeli Kent Konseyi'nin engelli meclisi başkanıyım. Yazarım. Yaşadığım şeyleri bir kitap haline getirdim. Onları insanlarla paylaşıyorum. Bizi yıkılabilme riski olan binalarda bizi hayatta tek tutacak tek şey yaşam üçgenidir. Bugünkü o enkazın altına çıkan çocuğumuzla aynı öyle tesadüfen muhtemelen orada bulunmuş ve bir yaşam üçgeni oluşturabilmiş orada kendine. Biz yaşam üçgeninin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Evimizde nerelerde yaşam üçgeni oluşturabiliriz bunu bilmeliyiz. Eşyalarımızı sabitlemeliyiz. Yine bu İzmir depreminde bir sürü şey güvenlik kamerası görüntüye geldi. Hala insanlar masaların altına girmeye çalıştılar. Altında tekerlekler olan sandalyenin üzerinde durdular ve gerçekten birbirine çarpa çarpa hasar gördüler. Bina yıkılmadı ama bunlarla ilgili mutlaka eşyalarımızı sabitlemeliyiz artık. Evimizde nerede yaşam üçgeni oluşturmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Depremden sonrası için mutlaka bir deprem çantası oluşturmamız lazım. Afet durumunda ortak bir toplanma alanı, yeri belirlemiş olması gerekiyor ailelerin. Yaşam üçgenin nerede oluştuğunu bilmek yeterli değil. Sık sık tatbikatını yapmak gerekiyor. Mümkünse diyorum başınızın ucunda yatağınızın kenarında 1 litre bir pet şişe su bulundurun. Pet şişe de camda değil. Bulundurun. Belki hani o size o aradayken şey olabilir. Alacaktır. Alıp eğer ki sık sık antrenman yapmışsanız, bununla ilgili tatbikat yapmışsanız alıp o suyu kucağınıza kapanıp orada da aynı şekilde cenin pozisyonunda bekleyebilirsiniz. Tecrübelerinizi seminerlerde anlatıyorsunuz, gittiğiniz ortamlarda anlatıyorsunuz. İnsanların size tepkileri neler oluyor aslında? Bilmedikleri şeyleri sizden duyduklarında neler hissediyorlar depremle ilgili? Yani birazcık daha aslında kendilerine yakın hissediyorlar. Çünkü hani bizim aslında en çok ihtiyacımız o. Elbette ki akademik bilgi çok kıymetlidir, çok önemlidir ama bizim birazcık daha bizden hani mesela bugün depremle ilgili elbette ki hepimiz depreme güvenli konutlarda oturmalıyız ama malum ekonomik durum müsait olmadığı için oturamıyorum zaten depreme güvenli konutta. Depreme güvenli konutta oturun deyip kenara çekilmek şey yapmıyor. Hani doğru bulmuyorum ben. Hayat çok kıymetli. İnsan biricik bir tane. Nadide yaratılmıştır. Ve bir kere geleceğiz dünyaya. Bunun tekrarı yok. Hani panik yapmak, bağırmak, çağırmak, korkmak insana hiçbir şey kazandırmayacaktır. Hani ben bu geldiğim o enkazın altından bu dünya rekoruna giden yolculukta ben her zaman önce bir tevekkül öğrenmek gerekiyor. Şarttır. Enkaz altı içinde, sonrası içinde. Bir tevekkül edip daha sonra içinde bulunduğun ortamı, şartları, durumu güzel bir değerlendirip ona göre reaksiyon aldığımız zaman başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde üstesinden geliyoruz. Evet ilk sorduğum şey buydu ben. Gerçekten çok acı görüntüler. Yani o yaşadığımız şeyleri tekrar tekrar görüyoruz. Elbette ki içimizdeki o bir sızı tekrar oluyor ama bendeki reaksiyonlara gözüken şey oradaki insanlar için ben ne yapabilirim?
düşüncesi oldu. Çünkü ben 99 depremini yaşadığım zaman her şey böyle değildi. Çok büyük organizasyonsuzluk vardı. Hani bizim bir arkamızda kimse durmadı. Önümüzde kimse durmadı. Bir yol gösteren olmadı. Kendi yolumuzu kendimiz bulmak zorunda kaldık. Bugün öyle değil. Bugün birazcık daha yol gösteren insanlar var. Bugün destek olan insanlar var. İlk başta gitmek istedim fakat gidip orada kalabalık yapmak istemedim. Ve yeri zamanı değil. İnşallah biraz daha ortalık biraz şey yapsın, işte o şeyler, arama kurtarma görevleri vesaire çekilsin. Sonrasında belki travma için, belki birazcık bir moral destek için, hani bunu yaşamış bir insan olarak, yaşamış ve hayatına devam eden bir insan olarak, belki gidip oradaki insanlar, eğer ki öyle bir talep de gelirse, gidip oradaki insanlara sohbet etmekte, yaşam hikayemi de anlatmak, neler yapmamız gerektiğini anlatmak isterim mutlaka. Sen çok ne zaman bitip ne zaman başlayacağını bilmiyorsun. Eğer deprem de oydu buydu bunlara takılır kalırsan, yaşam yani ne yapabiliriz? Evet, maalesef. Evet, yani.